Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteğiyle Akdeniz Belediyeler Birliği koordinasyonunda gerçekleştirilen Antalya Şehircilik Teknolojileri Fuarı City Expo 3. gününün ardından sona erdi. 3 gün boyunca çok sayıda kuruluş, firmalar ve belediyeleri ağırlayan, her iki tarafı karşı karşıya getirerek iş görüşmeleri yapmalarını sağlayan fuar, aynı zamanda belediyeleri son teknolojik ürünlerle de buluşturdu. B2B görüşmeler sayesinde birçok firma belediye dolaşarak görüşme sağlamak için beklemek zorunda kalmadı. Fuara katılan tüm belediye yetkilileriyle birebir ve anında görüşme şansını yakaladı. City Expo'nun son gününde düzenlenen törende ise fuarda bulunan standlar arasındaki en güzel stand yarışmasında dereceye giren kamu ve belediyelerin plaketleri verildi. Kamu alanında en iyi standa sahip olan kuruluşlarda ise Kızılay 3. oldu ve plaketini Aktüel Expo Medya ve Kanal V Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya'dan aldı. Kızılay Çalı Tekstil olarak başarılı bir fuar geçirdik. Tüm organizasyon deneyi geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Aktüel Expo Yönetim Kurulu Başkanımız ve TVSEN Genel Başkanımız Sayın Mehmet Okan Kaya'yı davet ediyorum. Aynı zamanda bir Kızılay gönüllüsü, Kızılay yöneticisi. Her alanda yanımızda olan, varlığı ülkemizin üzerinde ve dünya üzerinde bir şemsiye olan Kızılay'ımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Sağ olun. En güzel stand yarışmasında ikinciliği ise Fiberli alırken ödülünü Çiçek Pınarı Belediye Başkanı Memiş Kaynak takdim etti. Fuarımızın son günlerinde sizi de tebrik ediyorum. İnşallah 10.sunda daha iyi bir katılımla daha güzel olacağını da inanıyoruz. Birinciliği ise Altaş elde etti. Altaş AŞ Satış Pazarlama Müdürü Lütfi Ergen'e plaketini Ayasop Başkanı Adlıhan Dere verdi. Çok verimli bir fuar geçirdik. Tüm katılımcılara da başarılar dileriz. Bir süreç bu fuarla ilgili çalışmalar. Bugün de bu fuarı da bizim arkadaşlarımızla, ekibimizle birlikte gerçekleştirdik. Tabii ben de buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle 150'ye yakın belediye başkanımız bu fuara katıldı. Yine belediyelerimizin genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, satın alma müdürleri, herkes buradaydı. Ben firmalar açısından da güzel geçtiğini inanıyorum. Çünkü 3 gündür ben de buradayım. Bir hareket fazlasıyla var. Belki de eksikler, hata olabilir. Belediyeler arasında yapılan en güzel stand yarışmasındaysa Pamukkale Belediyesi üçüncülüğü elde ederek plaketini Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör'den aldı. Belediyeyi tebrik ederim. Nice verimli fuarlarda görüşmek dileklerimle. Saygılar sunarım. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz. Manavgat Belediyesi ikinciliği elde ederken ödülü Başkan Yardımcısı Halis Akkaya ve ekibi Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün elinden aldı. Burada salonda bulunan bütün dostlara ben teşekkür ediyorum. Katılımcılara, bize oy veren herkese teşekkür ediyorum. Fuarın gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Türkiye Belediyeler Birliği'mize, Akdeniz Belediyeler Birliği'mize, yoğun bir emekle fuara katılım sağlayan tüm özel sektörümüze, belediyelerimize, belediye çalışanlarımıza candan teşekkür ediyoruz. Burdur Belediyesi ise yarışmanın birincisi oldu. Ödülünü ise Ayasop Başkanı Adlıhan Dere'nin elinden aldı. Evet, bu sene düzenleme kurulunda olduğumuz bir fuarda bu ödülü almak bizim için çok değerli ve önemli. Burdur Belediye'miz adına alınan her ödül bizim için çok kıymetli.